Cumhurbaşkanlığı adayları ve anayasal çelişki ifadeleri geldi. Sen nasıl yorumluyorsun? Olur. Ben seçim takvimiyle ilgili de bir şeyler söyleyeceğim. Şunu da sorabilir miyim? Tamam, soru olarak. AK Partili yetkililer bunun bir erken seçim olmadığını, tarih düzenlemesi olduğunu söylüyorlar. Bu ifade bu tartışmaların önüne geçmek için. Şöyle. Erken seçim olsa bile, güzel dedim. Zamlara güncelleme, seçime güncelleme. Erken seçim olsa bile bir şey değişmiyor. Kaldı ki hükümet 5 yıllık görev süresini tamamlayacak olan hükümet bu seçimle birlikte 4 yıl 11 ayını tamamlamış oluyor. Yani 5 yıldan 1 ay öne çekilmiş oluyor. Bu vatandaş nezdinde erken seçim olarak yorumlanmıyor. Şu anda açıklandı, işte 14 Mayıs diyor. Muhalefet de kabullendi bunu. Görüyoruz. Dolayısıyla 14 Mayıs'a sokaktaki vatandaş hadi erken seçime gidiyoruz, hadi baskın seçime gidiyoruz demiyor. Yani seçimler normal tarihinden bir ay öne çekiliyor diyor vatandaş. O yüzden sokakta büyük bir eleştiri yok. Ayrıca 18 Haziran'da seçim olsaydı, eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmış olsaydı Kurban Bayramı'nın 4. gününe denk gelecekti. Dolayısıyla seçimler sakatlanacaktı, sıkıntılı olacaktı. Biliyoruz ki Kurban Bayramı'nda İstanbul'da, Ankara'da, kalabalık şehirlerde kimse kalmıyor. Memleketlerine gidiyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı kafasına göre mi karar aldı? Yani Recep Tayyip Erdoğan sabah kalktı, haydi arkadaşlar 14 Mayıs'ta seçime gidelim mi dedi, yoksa bu yetkiyi anayasadan mı aldı? Yani Barış arkadaşın dediği gibi kafasına göre yapıyor, yasalara uymuyor. Bakalım, madde 116'ya bakacağız. Çok kısa bir madde ve açık anlaşılır. Cumhurbaşkanının seçimi alma yetkisi var mı yok mu, ben anayasaya bakarak söylüyorum. Güncel madde 116. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Tamam. Devam ediyor madde. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Anayasamızın 116. maddesinde Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar verebileceği yazıyor. Bakın şu cümleyle yazıyor. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde. Tamam, verir, doğru. Önü yok, ama Barış arkadaşın eleştirisi başka. Devam ediyorum. Ben hayır demiyorum. Ama anayasaya uygun değil bu kararı alması diyorsun. Aday olamaz. Bir saniye. Aday olamaz. Sen bir gece kalkıyor seçim tarihini değiştiriyor. Aday olamaz. Anayasaya uygun değil diyerek tamam, o zaman onu kabullenmiş oldun. Sıkıntı yok. Ya kararla alır. Kabullendiysen bu da bizim için bir kazanımdır. Devam ediyor. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Bu ayrı bir şey. Birazdan konuşacağım. Seçimlerin birlikte yenilenmesine karar verilen meclisin ve Cumhurbaşkanı'nın yetki ve görevleri yeni meclisin ve Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasına kadar devam eder. Dolayısıyla burada bu şekilde gene 5 yıldır süreler diyor. Gördüğümüz gibi meclisimiz ne olursa olsun seçimin yenilenmesine karar verilse bile meclis dağılmıyor. Yani meclis feshediliyor deyince insanlar meclisin kapısına kilit vurulacak zannediyor. Hayır, yani meclis dağılmıyor. Burada çelişkili çok nokta var ama. İkinci tura kalırsa ne olacak? Yani meclis oluştu. Meclis seçimi tamamlanmış oluyor. Görevine meclis devam ediyor. Yeni meclis oluşuncaya kadar tabii. Devam ediyor, yani orada bir şey yok. Hı hı. Yani zaten 2 hafta sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimi oluyor. Meclis seçimleri yenilenmiyor canım. O 14 Mayıs'ta oldu, bitti. İkinci tura kalırsa ikinci tur 28 Mayıs'ta sadece 2 adayın yarıştığı bir şey oluyor. Yok, o da tekrar meclisin feshedilmesi, hani görevden el çekmesi gibi bir şey söz konusu değil. Seçime yani kadar meclis görevini yürütüyor. Meclisimiz asla ve asla kapısına kilit vurulup da milletvekilleri feshi, öyle bir şey söz konusu değil. Meclisimizin görevi aynen devam ediyor. Burada yazan okudum. Yenileri gelene kadar ve devam ediyor. Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı 14 Mayıs değil de Nisan'da diyebilirdi, Mart'ta diyebilirdi, Ocak 2021'de de karar verebilirdi. Dolayısıyla bu karar anayasaya uygundur. Gözüküyor anayasamızda, bir daha okuyorum yazan cümleyi. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde diyor. Şu anki yasamızda. Cumhurbaşkanı bu kararı verebiliyor. Bunu tartışılacak bir tarafı yok. Demek ki her şey anayasaya yasal. Peki niye 6 Nisan? 6 Nisan'dan önce karar verseydi en son çıkan seçim kanunu olmayacaktı. 6 Nisan'da yürürlüğe girdiği için 6 Nisan 2022'den 6 Nisan 2023'e kadar bir yıl tamamlanmış olacak ki %7 seçim barajı geçerli olsun. 6 Nisan seçimler 7 Nisan'da olursa bu geçerli. 7, 8, Mayıs hiç fark etmez. Dolayısıyla burada da bir tartışma yok. Hukukçuların burada devreye girmesine, gürül gürül konuşmasına da gerek yok. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın birinci dönemimi, ikinci dönemimi, üçüncü dönemimi. Kanunumuz şu. Cumhurbaşkanı olan kişi üçüncü kez aday olamaz. Doğru bu. Yani Cumhurbaşkanı olacak kişi bir kere olur, iki kere olur, üçüncü kere aday olamaz. Üçüncü kere aday olabilmesi için mesela diyelim ki 2023'te Cumhurbaşkanımız tekrar devam etti. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. 2028'in içinde de dedi ki ben seçimi gene yeniliyorum. Bu durumda tekrar üçüncü kere aday olamıyor. Meclisin 360 milletvekilinin biz yeniliyoruz demesi lazım. Dolayısıyla olur, seçilir ve dördüncüsünde de meclis tekrar seçim kararı alırsa orada. 50 kere de orada da bir yapamaz. Boşluk var orada da. Efendim, nasıl yapamaz? 360 boşluk var orada hacı, boşluk. Şunu, ya bir saniye. 2028'de yeniden aday olabilmesinin şartı 360'ı bulup erken bitti. Seçime giderse bu anayasaya göre daha, seçilen kişi ya 20 Cumhurbaşkanı kere de aday 2071'de de aday olacağından mı korkuyorsunuz? Ben bir seçilen bitireyim. Cumhurbaşkanı dedim, Tayyip Bey demedim. Bak, Barış Bey ne kadar Tayyip korkuyorsun Bey ya. Tayyip Erdoğan 2123'te de aday olursa ben ne yapacağım demedim diyor. Hacı, dikkat herhalde ettiysen, önümüzdeki 100 yıl Tayyip Erdoğan'sız göremiyorsun sen. Kılıçdaroğlu seçildiyse Tayyip Bey acayip seçiyor. Tayyip Bey demedim bak. Hacı bir dakika daha vereyim sana çünkü araya girdim. Tamam. Bitir lütfen. Çok Sinan Bey'e geçeceğim. Bir moderatörümüz var hakkaniyetli. Şimdi 2014'te Sayın Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Cumhurbaşkanı ayrı ve sembolikti. Yani kabine kurma, Bakanlar Kabinesi atama yetkisi yoktu. Cumhurbaşkanı 2014'te Recep Tayyip Erdoğan seçildiği zaman. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı ayrıydı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu, kabineyi o kurdu. Cumhurbaşkanı da sembolikti. 2014'te parlamenter sistemdeydi. 2017'de halka soruldu. 50 milyon seçmene soruldu. Ey 50 milyon seçmen, parlamenter sistemi bırakıyoruz. Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin temel kuralı da Cumhurbaşkanı ve Başbakanı birleştirmesi. Biz buna başkan diyeceğiz dediler. Kamuoyu dedi ki başkan lafı rahatsız etti biraz işte Amerikan vari olmasına dolayı. İkisinin isminin de Cumhurbaşkanı olması, ikisinin de aynı makam olması anlamına gelmiyor. 2014'teki Cumhurbaşkanıyla 2018'deki farklı. Çünkü 2017'de halk dedi ki tamam Başbakanla Cumhurbaşkanı birleşsin. Bundan sonra halkın seçtiği kişi kabineyi kursun ve o kişi iki kere seçilsin. Üçüncü kere seçilmesin dedi. Dolayısıyla 2018'deki dönem kabineyi kurabildiği için birinci dönemi sayılıyor. 2023'teki dönem ikinci dönemi olacak. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2028'de üçüncü kere aday olamaz. Üçüncü kere aday olabilmesi için 360 milletvekilinin mecliste erken seçim kararı alarak seçime gitmesidir. Bunun dışında yoktur. Bunun nesi anayasaya aykırı, bunun nesi ben dedim oldu. Hepsi halkın kararıyla. Siz halkın kararına rağmen itiraz ediyorsunuz. Siz 2017 referandumunda hayır propagandası yaptınız. Birileri de evet yaptı. Ben bir şey demiyorum. Hayır diyen de demokrasi içinde yaptı can. Hayır da olabilirdi. Dolayısıyla 2017'de evet demokrasi diyorsunuz. Evet demiş millet. Cumhurbaşkanı ile Başbakan birleşsin ve o birleştirdiğim kişi iki defa seçilsin demiş. Siz şimdi diyorsunuz ki Recep Tayyip Erdoğan bir seçildi, bir de 2014 vardı diyorsunuz.